Ne kadar bu meydandan direnişimizin devam edeceğini, Hakkari halkının iradesinin yok sayılmasına izin vermeyeceğimizi bir kez daha dile getiriyoruz. Kamyayı sınavdık, züber tekoşuna ve mecrafat etmeyin. Kayyum politikası maalesef Kürt halkının alanlarında, Kürt halkının mücadele alanlarına atılıyor. Bizler direnmedikçe, bizler mücadelemizi büyütmedikçe bu alanlarımıza kayyum politikaları devam edecektir. Ama bunu bilsinler ki 90'lı yıllarda nasıl ki boyun eğmeyen büyüklerimiz, atalarımız varsa şu an ise onun evlatları asla ve asla sizlerin bu politikalarına karşı boyun eğmeyecektir. Ve bu toplumsal bir olay olmadığı sürece, toplum buna ses çıkarmadığı sürece bu ateş herkesin evinde olacaktır. Ve buradan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na sesleniyorum. Cizmanetler sana da akıfım. Eğer duyuru, bu aboriya Türkiye'yi çare serbik ki, çare sana di, je gelle kwe, je hak u mafe gelle kwe, ebe parezi. İro, mafe kurda, çare ser ne be, aboriji çare ser ne be. Onun için emekçilere ve halklarımıza sesleniyoruz. Bu sorun Kürt sorunudur. Kürt sorunu çözüm bulmadıkça, Kürt sorununa çözüm üretilmedikçe sizler emekçiler, emekliler çocuklarınıza harçlık veremeyecek duruma geleceksiniz. Şu an ise asgari ücretle geçinen aileler bugün eğer kiranızı ödeyemiyorsanız bunun tek sebebi Kürt sorununa çözüm bulmamasıdır. Ve buradan bütün halklara sesleniyoruz. Eğer sizler bu mücadeleye omuz omuza vermedikçe Türkiye'de ne ekonomi düzelir, ne hak ve hukuk, ne de adalet gelir. Hak ve hukuk Kürt sorununun çözümündedir, Kürt sorununun çözümündedir diyoruz. Buradan Colemerg'e, Colemerg'de direniş yapanlara, haklarımıza selam olsun, selam olsun, selam olsun. Sizlerleyiz yoldaşlar, sizlerleyiz yoldaşlar. Bizi berhudana ve, bizi berhudana ve, bizi hepine gelekler. İzmir'de, Ahmet'te tarih yazıyoruz arkadaşlar. Dünyada eşi benzeri görülmeyen bu uygulama sadece Kürt halkına uygulanmaktadır. Bunlar yıllar boyunca belediyelerimizi borç batağına sokmuş, halkımıza gül yüzü göstermemiştir. Geçmiş dönem kayyum atanan Diyarbakır Belediyesi'ne ta Trabzon'dan AKP üyesi kişiler getirilip işe alınmıştır. Belediyeye yerleştirilmiştir bu kişiler. Zorbalıkla belediyemize çökmüşlerdir. CHP milletvekili Sayın Sezgin Tanrıkulu bir gün önce bu bilgiyi kamuoyuyla paylaşmıştır. Biz halkımızın gücüyle bu faşizan uygulamanın üstesinden geleceğiz. Biz çökecek değiliz. Tüm gücümüzle meydanlarda olacağız.